22 Mayıs 1766 yılında meydana gelen depremde Eyüp Sultan Külliyesi'nde en büyük zararı cami görür. Bir süre tamiratlarla ayakta tutulmaya çalışılan yapı, 1798 yılında yıkılarak 1800 yılında Sultan 3. Selim devrinde barok usulünde tekrar inşa edilir. Onarımlar sırasında eski camiden geriye sadece minareler kalır. Bu sırada iç avludaki medrese odaları, şadırvan ve köşk de yıkılır. Bunların yerine avludaki çınar ağaçlarını dört yönden saran dikdörtgen sofa yapılır. Sofanın dört köşesinde barok tarzında süslemeli, halkın Hacet Çeşmeleri adını verdiği ve etrafını dolanan genç kızların kısmetlerinin açılacağına inandığı küçük mermer çeşmeler vardır. Tadilatlar sırasında dış avluda genişletilir. Ayrıca yapıya caminin ikinci katındaki padişaha mahsus Mahvil-i Hümayun'a yani Hünkar Mahvili'ne ulaşan bir asma kat da eklenir. Camide Mahvil-i Hümayun mihrabın sağındadır ve kemerlidir. Bugünkü haliyle Eyüp Sultan Camisi, enine dikdörtgen planlı ve merkezi kubbelidir. Merkezi kubbe, dört yandan 8 yarım kubbe ve fil ayaklarıyla desteklenmektedir. Üzeri yarım kubbe ile örtülü olan mihrap nişi dışarıya doğru çıkıntılıdır. Sultan 3. Selim döneminde Ebu Eyyub Hazretlerinin sandukasının etrafına da 1. Ahmet dönemindeki şebeke yerine barok stilde ve gümüşten dökme olarak günümüzdeki şebeke yaptırılır. Hazreti Peygamber'e yakınlığıyla Müslümanlar arasında özel bir yeri olan Ebu Eyyub Hazretleri, İstanbul'da bulunan türbesiyle Osmanlı toplumunun da en saygın uhrevi şahsiyetlerinden birisi olmuştur. Padişahlar kutsal topraklara gidip Hazreti Peygamber'in kabrini ziyaret edememenin eksikliğini adeta Ebu Eyyub Hazretleri aracılığıyla gidermeye çalışmışlar. Onun türbesini ve etrafını kutsal bir alan olarak yüzyıllarca korumuşlardır. Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman gibi padişahlar aylarca sürecek uzun seferlerine çıkmadan önce Ebu Eyyub Hazretlerinin türbesini ziyaret ederek manen himmetine başvurmuşlardır. Bazı kimseler kabrinin bulunduğu bölgede hayır eserleri inşa ettirmiş, bazıları onun için duygu ve anlam yüklü şiirler yazmıştır. Birçokları da ona olan sevgi ve saygısını türbesini ziyaret edip dua ederek göstermişlerdir ki günümüzde de Ebu Eyyub Hazretlerinin türbesi İstanbul'da en çok ziyaret edilen mekanlardan birisidir.
Halid bin Zeyd Hazretleri'nin türbesi Osmanlılar devrinde aynı zamanda önemli siyasi ritüellerin gerçekleştirildiği bir merkez işlevi de görmüştür. Mesela İslamiyet'in ilk dönemlerinden beri hükümdarlık alameti sayılan ve taklidi seyf denilen kılıç kuşanma merasimi burada gerçekleştiriliyordu. Osmanlılar döneminde türbe, dini açıdan da kutsal sembollerin korunduğu ve sergilendiği bir mekandır. Kisve olarak adlandırılan Kabe ve Ravza-i Mutahhara örtüleri, yenileriyle değiştirilmelerinin ardından İstanbul'da önce Eyüp Sultan Türbesi'nde sergilenmekteydi. Yine Sancağı Şerif de 1730'da meydana gelen Patrona isyanına kadar burada bulunuyordu. Bu isyan sırasında asilerin eline geçmemesi için Topkapı Sarayı'na taşınmıştır. Günümüzde türbede 1. Mahmud'un emriyle özel pişgahına yerleştirilen Hazreti Peygamber'in ayak izi. Hazreti Peygamber'in eliyle diktiği ağacın yaprakları ile kabrinden çıkartılan siyah renkli taş, sakalı şerif, Ravza-i Mutahhara çinilerinden kopan yeşil çini parçası ve Hacer-i Natık sergilenmektedir.